Kıyamet Günü. Yazan Ersoy Arslan. Seslendiren Çetin Erker. 1. O akşam Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararı televizyondan canlı olarak izlediğimizde ailece kulaklarımıza inanamadık. Bu söylenenler şaka mıydı? Eğer değilse tüm ülke bizim gibi şokta olmalıydı. Saatlerdir süren toplantı herkesi meraklandırmıştı. Sonunda bittiğinde ise yapılan açıklama akıllara durgunluk verici nitelikteydi. Sevgili halkımız, lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bu gece saat 24'ten yarın gece 24'e dek devlet olarak her türlü unsurumuzla birlikte greve gitmeye oy birliğiyle karar verdik. Evet, hepsi bu kadar. İyi geceler. Cumhurbaşkanı arkasına döndü ve yürüyüp gitti. Medya mensupları ve orada bulunan herkes dona kalmıştı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Derken arabasına binmek üzere olan İçişleri Bakanını gördüler. Hemen koşup etrafını sardılar. Efendimiz biz hiçbir şey anlamadık. Neler oluyor? Yeter artık diye bağırdı bakan. Greve gidiyoruz, greve. Yarın devlet herhangi bir faaliyette bulunmayacak. Ne ordu ne polis ne de memurlar. Kısacası yarın her şey serbest. Kanun yok, nizam yok, yok oğlu yok. Peki ama sayın bakanım durup dururken nereden çıktı bu? Sebep nedir? Bak hele, sen bilmiyor musun sebebi? Bütün gün gazetelerde, televizyonlarda devlet şöyle, devlet böyle diye sürekli eleştirip durmuyor musunuz? Halkımız gece gündüz nerede bu devlet, bize sahip çıkan yok, devlet uyuyor mu gibi şikayetlerle öfkesini dile getirmiyor mu? Alın işte istediğiniz oldu. Bundan sonra devlet mevlet yok. Yarın ne halt yerseniz yiyin. Ama asıl suç sizde. Halkı hep siz kışkırtıyorsunuz. Devlet çalıyor, devlet asıyor, devlet kesiyor, devlet şöyle de böyle. Yeter lan yeter. İçişleri Bakanı milyonlarca kişinin gözleri önünde en ağır küfürleri ederek dövmeye yelten de basın mensuplarını. Korumalar hadisenin büyümesine güç bela engel oldular. Derken Genelkurmay Başkanı çıktı kapıdan. Bu sefer de onun başına üşüştüler. Ordu buna izin vermezdi. Ülkeyi kendi haline bırakmazdı. Evet arkadaşlar. Silahlı kuvvetler olarak biz de bu greve sonuna kadar destek veriyoruz. Hakkımızdaki ithamlardan bunalmadık desek yalan olur hani. Hazineyi sömürmediğimiz mi kaldı? Askerleri işkence etmediğimiz mi? Sık sık darbe yapan, gençlerin en güzel yıllarını çalıp geleceklerine mani olan paşist bir kurummuşuz güya. Bu serzenişleri bir dur demenin vakti çoktan gelmişti. Neyse, her ne kadar mümkün olmayacaksa da hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Bütün bunları ekrandan naklen izlemek beni epey germişti. Oh ne güzel, ne güzel gibi saçma bir tepkide bulundu karım. Kafayı sıyırdın galiba. Güzel olan nedir Sema? Yarın ortalık birbirine girecek. Senin umrunda değil. E tamam, daha ne istiyoruz ki? Düşünsene bir gün boyunca yaptığımız şeylerin hesabını kimse sormayacak. E Anlasana canım. Dilediğimiz yeri soyabilir, sinirimizi bozan herkesi öldürebiliriz. Git işine kızım ya, deli deli konuşup durma. Böylesine bir kadınla nasıl evlenebildiğime hala şaşıyorum. Her işi düzenbazlık, ala vere, dala vere. Daha geçen gün misafirliğe gittiğimiz evden iki tabakta üç dört tane kaşık çatal yürütmüş. Niye abi, niye? İhtiyacımız mı var? İnsan hiç utanmaz mı hırsızlık yapmaya? Neymiş efendim? Psikolojik bir hastalıkmış. Çalmasaymış çatlarmış kendini de beni de rezil edecek bir gün ya, hayırlısı. Fakat düşündükçe söylediği şey pek de mantıksız gelmemeye başladı nedense. İyi iyi kızma. Sana söz söyleyen de kabahat. Sen milleti soyup öldürmezsen onlar seni soyup öldürür. Bak görürsün. Bu gece saat 12'den sonra alt kattaki kapımıza dayanacak. Sema lütfen. Ne öldürmesi, ne soyması, saçmalayıp durma artık. Acaba kırk yılda bir doğru bir laf mı etmişti? Apartmanda gıcık olduğum kişiler vardı. Hatta bazılarıyla kavgalıydık. Ama böyle bir şey yapmaya cesaret edemezlerdi herhalde. Komşular beni öldürmeye gelecekler ha? Her ihtimale karşı hazırlıklara başladım. İki sene önce aldığım tabancayı çıkardım sakladığım dolapta. Bir dolu da mermi vardı. O zamanlar bunları savaş dedikoduları yüzünden edinmiştim. Kısmet bugüneymiş. Gece ilerleyip de ertesi güne girdiğimiz o ilk dakikalarda dışarıda bir kıyamettir koptu. İnsanlar sokaklara dökülmüş ve çılgınlar gibi bağırıp çağırarak rastgele ateş açmaya başlamışlardı. Bir müddet sonra kapımız kırıldı ve gerçekten de Sema'nın dediği gibi alt katta oturan komşumuz girdi içeri. Elinde av tüfeği vardı. Ondan önce davrandım ve bastım tetiğe. O panik içinde ardı ardına saydırı verdim. Ellerim titriyordu. Hayretler içindeydim. Ben bunu nasıl yapabilmiştim? Katil olmuştum. Katil. Ama yufka yürekliliği bırakmamak gerekiyordu. Beni yok etmek amacıyla gelen kişi oydu. Niye üzülüyordum ki o pislik için? Hatta bir an önce diğer kılı olduklarımı da halletmeliydim. Apar topar çıkıverdim son kata. Nasıl olduğunu anlayamadım ama birisi arkadan üstüme atladı aniden. Elinde bıçak vardı. Ben de seni bekliyordum puşt Ersoy. Eceline kendi ayaklarınla gelmen ne iyi oldu bir bilsen diyerek saldırıya geçmişti sevgili Kazım efendi. Bana tuzak kurması ve hamlesini ona sırtım dönükken yapması nedenli kalleş bir insan olduğunu fazlasıyla ortaya koyuyordu. Kısa bir süre boğuştuktan sonra zafer benim olmuştu. Kurşun karnından girdi ve yığıldı merdivenlerin üstüne. Yetmez deyip bir tane de kafasına sıktım. Yaralanmıştım. Kolumda derin bir kesik vardı. Hemen müdahale etmem lazımdı. Alel acele indim eve. O da nesi? Karşı dairede oturan rahmi amca karımın üstünde debeleniyor. Dur gıpraşma hele. Kaç yıldır hep bu anın hayalini kurdum. Semoşum, bitiyorum sana. Yavrum, bidanem. Yapma, amca kendine gel. Ben senin kızın yaşındayım. Madem öyle büyük sözü dinle ve bana karşı goma. Şu yaşlı bedenimi fazla yorma da gücümü o işe saklayam. Takatim kalmayıp da yarıda bırakırsam dadı damağında kalır valla. Hemen koşup yakaladım saçından. Kafasını biraz kaldırıp soku verdim namluyu ağzına. Dan! Tek mermiyle işi tamamdı. Netice itibariyle geçen ay sekizinci kez hacı olan Rahmi bile bunu yapıyorsa kim bilir başımıza daha neler gelecekti. Çocuklar nerede? Dışarı çıktılar. Dışarı mı? Sema buna nasıl izin verirsin? Ne yapayım çok ısrar ettiler. Eğlenmek onların da hakkı. Ya ne eğlencesi? Senin nasıl bir kafan var anlamadım ki diye bağırıp kolumdaki yarayı sıkıca sardım ve fırladım soka. Hadi Ezgi henüz 14 yaşında ve hikmetsizce davranması doğal. Peki abisine ne demeli? Adam bu sene liseyi bitiriyor ama aklı bir karış havada. İnsanlar delirmiş gibi oraya buraya koşuşturuyorlardı. Yer yer kanlar içindeki cesetler göze çarpıyordu. En kötüsü ise kadınların, kızların, yaşı çok küçük olanların bile tecavüze uğradıklarını görmemdi. Artık dayanamıyordum. Önüme geleni öldürmeye başladım. Elimde yetki olsa bu şerefsizler kitlesini Hitler gibi fırınlara koyar ve hiç acımadan cayır cayır yakardım. Serhan ve Ezgi'yi bulma umutlarım giderek azalıyordu. Başlarına bir şey gelirse bunun hesabını karım olacak o geri zekalıdan nasıl soracağımı düşüne düşüne dolanıp durdum etrafta. Halletmem gereken başka bir sorun daha vardı. Bir yerlerden sağlam kapı edinmem lazımdı. Sabah sağ çıkabilmemin tek koşuluydu bu. Biraz sonra kapı satan bir dükkan çarptı gözüme. Kepenge aşıp içeriye girmem çok zor görünüyordu. Caddenin karşı tarafında ise millet dalmış bir tavukçuya gelen giden yağmalıyor. Tabii canım, insanlar için karınlarını doyurmak her zaman daha önceliklidir. Kapıyı ne yapsınlar? Yine de şansımı denemeliydim. Ben de onların yanına gittim. Yerlere dökülen dondurulmuş tavuklardan topluyormuş gibi yaparak yaklaştım birine. Arkadaş şu çelik kapı mağazası var ya. Evet ne olmuş? Oranın sahibi benim bir tanıdığım da akşamüstü kasayı 50 kilo kadar altın koyduğunu kendi gözlerimle gördüm. Bir yardım etsen de içeri girip alıversek şu altınları. Ne? ''Şimdi orada 50 kilo altın mı var?'' diye yüksek bir sesle şaşkınlığını ifade edince herkesin gözü adamın işaret parmağının gösterdiği yere yöneldi. Olaya vakıf olmaları fazla sürmedi ve yangından kaçarcasına koşarak ve o esnada da beni çiğnediklerini dahi fark etmeyerek çıktılar tavukçudan. Planın fazlasıyla işe yaramıştı. Kısa sürede kepengi mepengi etkisiz hale getirip içeri girdiler. Onlar kasayı açmaya uğraşırlarken ben de sırtladım güzel bir kapıyı ve tuttum evin yolunu. Yükümün epey ağır oluşu yetmiyormuş gibi bir de elektrikler kesilince dönüş yolu tam bir cehennem haline geldi. Zifiri karanlıkta yolumu bulmaya çalışarak hareket etmek değil, ya bir şerefsiz önüme çıkar da başıma bela olursa korkusuydu canımı sıkan. Neyse ki eve sağ salim ulaştım. Çocukların da gelmiş olması karıma duyduğum öfkeyi biraz olsun dindirdi. Gece boyunca gözüme uyku girmeyeceğini zannediyordum. Fakat öyle yorulmuşum ki hemen dalıverdim. dalı verdim. Daldım dalmasına ama gördüğüm kabuslar yüzünden ikide bir uyanmak zorunda kalıyordum. İşlediğim cinayetlerden dolayı vicdan azabı çekiyor olmalıydım. Beş altı saat içinde seri katil haline gelmek az buz bir şey değildi. Hadi kalk geberisi, kalk! Karım dürterek uyandırdı sabahın köründe. Elindeki tabancayı bana doğrultmuştu. Ne yapıyorsun kız onunla? Bırak çabuk. Buraya kadar Ersoy Efendi. Yolun sonuna geldin. Artık sana tahammül etmek zorunda değilim. Madem bugün hiçbir şeyin hesabı sorulmayacak. Evet. Söyle, söyle. Beni öldürmek mi istiyorsun? Hayır. Öldürmek yetmez. ''Ben seni santim santim parçalara ayırmak, daha sonra yakmak ve külünü de tuvalete atıp üzerine sıçtıktan sonra büyük bir zevkle sifonu çekmek istiyorum.'' dedi ve tetiğe bastı. Fakat silah ateş almadı. Ardından tekrar denedi. Tekrar, tekrar ve tekrar. ''Boşuna uğraşma Sema. Dün gece mermileri çıkarmıştım.'' Birden deliri verdi. ''Hayvan!'' diyerek savurdu tabancayı kapama. Kolumu siper etmesem belki de hastanelik olacaktım. Tepemin tası attı. Tam dövmeye kalkıyordum ki bir yerlerden makas buldu ve saplamak için hamle yaptı. On hiç bu kadar kızgın görmemiştim. Cinnet getiriyordu herhalde. Elinden zor kurtuldum ve koşarak dışarı fırladım. Saatler geçti. Ama eve dönmeye cesaret edemedim. Bütün gün sokaklarda sürtmek zorunda kaldım. Gece yarısı olup da grev sona erdiğinde koşuşturmacadan dolayı bitap düşmüş bir vaziyetteydim. Öldürülme korkusuyla insanlardan köşe bıçak kaçmanın neticesiydi bu. Evet, zaman doldu. Artık karım bana bir şey yapamaz. Anahtarı kilide sokup kapıyı yavaşça açtım. İçeri girdiğimi fark etmemişlerdi. Salonda sessizce oturuyorlardı. Daha uyumadınız mı? Kızım sesimi duyunca baba deyip yanıma koştu. Onu doya doya kucaklarken kötü bir ebeveyn olduğum hissine kapıldım. Terk ettiği ailesine yıllar sonra geri dönen bir adamın duygularını yaşıyordum sanki. Aşkım, hayatım, nerelerdesin sen? Sarılışımdaki ve öpüşündeki samimiyetsizliği görmem pek zor olmamıştı. Kocacım ne kadar safsın öyle. Küçük bir şaka yapayım da neşemiz yerine gelsin dedim. Sense gerçekten öldüreceğimi zannettin. Sana kıyabilir miyim hiç canımın içi? Sürekli öpüyordu. Bunu yapması doğaldı. Çünkü sahte dünyaya geri dönmüştük. Bundan böyle yüreğindekini değil, olması gerekeni ortaya koyacaktı davranışları. Tıpkı eskisi gibi. E anlatın bakalım. Gününüz nasıl geçti? Benimki süperdi dedi Serhan. Geçen sene arkadaşlık teklifimi reddeden Petek vardı ya. E ee, gidip intikamımı aldım orospudan. Ya, demek böylelikle ilk cinayetini işlemiş oldun. Yazık. Keşke yapmasaydın. İnsan bir zamanlar sevdiği kişiyi öldürmemeli. Hatta buna teşebbüs dahi etmemeli bence. Başımı çevirip semaya manalı manalı baktım. Hayır baba, yanlış anladım. Onu öldürmedim. Sadece bir gün boyunca flört ettik. Ha iyi o zaman. Ne? Nasıl yani? Kolundan tutup zorla dışarı çıkarınca bütün gün benimle takılmak zorunda kaldı. Korkudan elimi hiç bırakmadı. Gezip tozduk bütün gün. Bir gün bile olsa sevgilisiydim ya, oh canıma değsin. Oğlum, evladım, bilmeni istedim ki senin kapada en az anneninki kadar enteresan. Aa, ne varmış ayol benim kapamda, bana bulaşmasan olmuyor değil mi? Ben de okula gittim, dedi Ezgi araya girerek. Ne okulu? Ders mi işlediniz yoksa? Yo, sadece arkadaşlarla biraz eğlendik. Nasıl yani? Pencereden içeri girdik. Her şey o kadar zevkliydi ki. Özellikle müdürün masasına işemek. İşemek mi? Ne kadar ayıp. Böyle bir terbiyesizlik yakışıyor mu sana? Oho, bu da ne ki? Asıl Mahmut öğretmeni linç ederken görecektin bizi. Ne? Kızım gerçekten de öldürdünüz mü adamı? Yok babacığım. Olur mu hiç öyle şey? Biraz hırpaladık. Bir miktar da canını yaktık sadece. Ne yapalım? O da bize çok kazık sorular soruyordu. Tamam da yavrucuğum, böylesi bir şiddet için geçerli bir mazeret değil ki bu. Üstelik siz henüz çocuksunuz. İnsan insana böyle yapar mı? Peki sen niye yaptın? Annem niye yaptı? Annen mi? Birkaç saat önce dedi Sema. Hazır fırsat varken huriye cadalozunu aradan çıkarayım, elime mi yapışacak diyerek geberttim kalta. Geçen sene beni görmezlikten gelip selamımı almadığı o günden beri sinir oluyordum zaten. Neyse canım, bırak şimdi bunları da açmasın onu söyle. Hayır, yedim bir şeyler. Valla bugün mahvolduk kocacığım. Ne elektrik vardı ne su. Her yeri pislik götürdü. Ele tuvalet, kokudan girilmiyor doğrusu. Allah devletten razı olsun. Devletin sayesinde yaşıyormuşuz ayol. Doğru. Aslında devlet büyük bir teşekkürü hak ediyor. Yaptığı onca hizmetin karşılığını verebileceğimizi zannetmiyorum. Kendi kendimize düzeni sağlayamadığımız gerçeği bir yana, kabile yaşantısında dahi görülmeyecek ilkerliklere maruz bıraktık ülkeyi. Otorite boşluğunun cehennemin tam karşılığı olduğunu ve böyle bir ortamda yaşamaktansa intihar etmem gerektiğini öğrendim şu 24 saat içinde. Kanun ve yaptırımların bizi nasıl dizginleyip adam ettiğini ve uslu bir vatandaş haline getirdiğini de anlamış oldum aynı zamanda. 2. O lanet grev yüzünden ülke birkaç ay kendine gelemedi. Her yer mahvolmuştu. Sokaklardaki sahipsiz binlerce ceset toplu mezarlara gömüldü. Bu olay yaşanmış en büyük felaket olarak tarihteki yerini aldı. Bazı tahminlere göre yarım milyon insan öldürülmüştü. Belki daha fazlaydı. Hadisenin üzerinden yaklaşık sekiz ay geçti. İnsanlar olanları çoktan unuttu. Karı koca ilişkilerimiz dahi normale döndü. Artık kimse hiçbir konuda gösteri yapmıyor. İnsanlarda adeta taparcasına bir bağlılık oluştu yönetime karşı. Tam işlerin yoluna girmeye başladığı o günlerde aldığımız kara bir haber gelecekle ilgili tüm ümitlerimizi yıkıverdi. Bu kez sadece bizi değil, bütün toplumları ilgilendiriyordu söylenenler. İş arkadaşımdan gelen telefon çalmaya başladığında henüz sabahın beşiydi. Ne var Refik ya, daha güneş bile doğmadı farkındaysan. Abicim şimdi uyumanın zamanı değil. Hemen televizyonu aç. Kanarlar hep aynı şeyi söylüyordu. Yeryüzü yok olacak. Sevgili seyirciler, başta NASA bilim adamları olmak üzere dünyanın önde gelen uzay araştırmacıları, bugün Türkiye saatiyle 02.17'de tarihi bir açıklama yapmak amacıyla kameraların karşısına geçtiler. Yıllar süren incelemeler sonucu edindikleri o acı gerçeği son ana dek insanoğluyla paylaşmak istemeyen uzmanlar, artık bir kurtuluş çaresi bulamayacaklarını anladıkları için gelmekte olan felaketi uluslara bildirmek zorunda kaldılar. Evet, maalesef tam 46 gün sonra gezegenimize bir kuyruklu yıldız çarpacak. Büyüklüğü yaklaşık ayın beşte biri kadar olan bu dev meteor, yörüngede olağan dışı bir sapma olmadığı takdirde gelecek ayın 17'sinde dünya ile birleşecek ve küremizde var olan her türlü yaşam birimini ortadan kaldıracak. Artık televizyondan nefret ediyordum. Zamanımı çaldığı, radyasyona boğduğu ve zihnimi körelttiği yetmiyormuşçasına şimdi de öleceğim günü bildiriyordu namussuz. Ben seni bunun için mi aldım iblisin icadı şerefsiz makine? Bütün keyfim kaçmıştı. Hiçbir sabah ihmal etmediğim kahvaltıyı bile yapamadım canımın sıkıntısından. Yiyeceklere baktıkça midem bulanıyordu. Karnımın dolu veya boş olması neyi değiştirecekti ki? Nasıl olsa yakında ölecektim. İlginç ama bu konuyu ilk kez düşünüyordum. Sanki göktaşı gelmese sonsuza dek yaşayacaktım. Şartlar ne olursa olsun her insan eninde sonunda geberip gitmiyor mu? O halde niye üzülüyorum? Elimi kolumu bağlayan ne? İsteksizce de olsa işe gitmek için hazırlanıp çıktım dışarı. Sokağımızın suratsız bakkalı selam verdi elini sallayarak. Yetinmedi yanıma kadar gelip halimi hatrımı sordu. O herif ki ne zaman dükkanına girip de merhaba demişsem, bir kez olsun karşılık vermemiştir. Müşteriye köpek gibi davranır. Mecbur kalıp da birkaç söz etmesi gerektiğinde ise parayı eksik verdin gibi yüksek tonlu sert ifadelerle küfredercesine konuşurdu. Şimdi o ayı gitmiş ve yerine güler yüzlü sempatik bir adam gelmişti. Ey gidi kuyruklu yıldız, sen ne mübarek taşmışsın be, bu iflah olmaz insanı nasıl da bir anda değiştirdin diye verdim içimden. Değişen sadece o değildi. Herkes farklıydı bu sabah. Gereksiz korna çalmaların dahi olmadığı gürültüsüzce akan trafiği gördükten sonra duraktaki o sakin bekleyişe pek şaşmadım. Hele itişip kakışmadan adam gibi ve lütfen önce sizlerin eşliğinde otobüse bindikten sonra ağlamamak için dudağımı ısırmak zorunda kaldım. Her zaman yürü arkaya ve yürü diye bağıran şoför bu kez içeri giren herkesi nazikçe selamlıyordu. Beni görünce kolumdan yakalayıp kendine çekti. Bak kardeşim, gel barışalım ve her şeyi unutalım dedi titreyen bir sesle. Yaşamakta olduğum bu duygusal anın ağırlığı karşısında daha fazla dayanamadım ve başladım damla damla akıtmaya gözlerimdeki suları. Aramızda yaklaşık iki yıldır devam eden bir husumet vardı. Nasıl ortaya çıktığını tam olarak bilmiyorum. Ama ilk karşılaştığımız günden itibaren birbirimize kıl vermiştik. Sabahları genelde aynı saatlerde durakta olduğum için çoğu kez onun kullandığı otobüs denk geliyordu. Önceleri ters ters bakmak, beni gördüğünde yüzünü çevirmek ve yediği çekirdeğin kabuğunu yanlışlıkla kafama pırlatmak gibi sözsüz saldırılara maruz kalıyorken, zamanla bu küfretmeye ve yumruk atmaya kadar vardı. Her zaman bir bahane bulup bulaşıyor ve ilk hata o yapıyordu. Derken birileri araya giriyor, bana bir parçacık da olsa vurma şansı tanımıyorlardı. Böylelikle de dayak yiyen kişi hep ben oluyordu. Yok yavaş ilerliyormuşum. Yok o göt göbekle birkaç kişilik yer kaplıyor ve ikide bir onu tahrik ederek sinirlerini bozuyormuşum falan filan. Yaptıkları bunlarla sınırlı değildi ki. Durakta sadece ben varsam kesinlikle durmaz, hatta daha da hızlanarak geçerdi yanımda. Bir keresinde tam inmek üzereyken hareket etti. Adımımı geri alıp dönmek istedim fakat bu sefer de kapıyı üstüme kapattı. Arada kalmamak için kendimi zor bela dışarı attım. Kıç üstü düşüp yuvarlandım. Arkadan gelen minibüs son anda fren yapmasaydı asfalta yapışacaktım. İşte bu büyük düşmanlık sıkı bir kucaklaşmayla bitiverdi çok şükür. Yol boyunca şoförle uzun uzun sohbet ettik. Bu sayede isimlerimizi de öğrenmiş olduk. Aylardır kavgalı olduğum kişiyle daha yeni tanışıyordum. "Baker soyu kardeş." dedi. Donuk bir ifadeyle beni süzdükten sonra Yıllardır direksiyon sağlıyordum şehrin bu keşmekeş trafiğinde. Ekonomik açıdan hep şikayetçi oldum hayatımda. Kıskandım parası olanları. Taşıdığım insanlardan nefret ettim. Onların durumu benden iyi diye düşünüyordum. Alaycı bakışlarından rahatsız oluyordum. Beni adam yerine bile koymayan bu kişilerin şoförlüğünü yaparak enayi durumuna düştüğümü hissediyordum. Kısacası sana olan kinimin özel bir sebebi yoktu. Deşarj kaynağımdın sadece. Ben de benzer duygular içindeyim dostum. Bütün gün koşuşturup dururum oradan oraya. Bir sigorta şirketinde ayak işlerini yapıyorum yıllardır. Her gün öyle hıyarlarla karşılaşıyorsun ki, yani bir görsen nasıl olmuş da bu mevkiye ulaşmış dersin. Ama dünya işte, adaleti yok. Fakat şimdi her şey o kadar farklı ki. Hepimizin başına aynı şey gelecek. Koca bir kaya. Kimsenin torpili olmayacak. Büroya vardığımda da içimdeki sıkkınlıktan kurtulmuş değildim. Diğerleri henüz yoktu. Tabii ya. Minnet benim gibi keriz değildi ki böyle bir günde işe gelsin. Hiç bu saatten sonra sigorta olur mu? Artık paranın dahi değeri yok. Ebedi uykuya az kaldı. Doğru. Gerçekten de az kalmış. Ne çabuk bitiyor bu şeker anlamadım ki. O zaman sana yol göründü Ersoy. Patron gelmeden alıver iki kilo. ''Boş ver ya, bugün de çay içmesin deyiz. Hem bizim kıyamet harifesinde ne halt edeceğiz şimdi burada? Çekip gidelim anasını satayım. Daha hiçbir şey belli değil, çaresini bulurlar belki. Ne yapacaklar? Hava yastığımı koyacaklar çarpmayı önlemek için.'' ''Of be of!'' diye kederlendi Refik. ''Dünyanın hiçbir nimetini görmeden göçü vereceğiz demek öteki tarafa. Ne düşünüyorum biliyor musun Refik?'' ''Ne?'' Bütün dinlerin bahsettiği kıyamet bu mu acaba? Tabii oğlum, peygamberler niye geldi sanıyorsun? Madem öyle, şu son günlerimizi neden duayla, ibadetle geçirmiyoruz? Bütün ömrüm üç beş faniye servet kazandırmakla tükenip yok oldu. Para babalarına köpeklik yapmaktan kainatın babasını unutuverdim. Aha, işte sahip olduğum her şeyi, bedenimi bile kaybediyorum. Sufiti buna dur diyebiliyor mu? Beni kurtarabiliyor mu? Oysa Supi yerine Allah'ın kölesi olsaydım, o para vermiyor. Ama kim bilir hangi nimetleri sunacak iyilere. Vay be! Ulan rüyadan ne farkı var şu hayatımızın? Bütün yaşadıklarım, anılarım hepsi beynimde. Bazen canlanı veriyor gözümde çocukluğum. Sınıfları başarıyla geçip de sözüm ona adam olmak maksadıyla harcadığım bonca çabadan ziyade, okul arkadaşlarımın şu an nerede olduklarını dahi bilmediğim için üzülüyorum. O günleri çok özledim. Her şeyi çok özledim be soy. Ağladığını fark ettim. Yanına gidip teselli edecektim ama vazgeçtim. Çünkü buna gerek yoktu. Çünkü hepimiz aynı durumdaydık ve sonucu değiştirmek de mümkün değildi. O halde bize yapacak tek şey kalıyor dedim. Nedir o? diye sordu. İstifa etmek. Galiba doğru söylüyorsun. Fılımızı fırtımızı toplayıp buradan usul usul gidelim. Hatta... Yo niye usul usul gidelim ki? Evet evet bu çok zevkli olacak Allah. Bir anda aklıma gelerek beni heyecanlandıran ve çocuksu bir mutluluğa sevk eden şey Ezgi'nin okuldaki şimdi oldukça cazip bulduğum o yanlış davranışıydı. Ne yapmak istediğimi kestiremeyen Refik'in bakışlarındaki aptallık Supi'nin sandalyesine zıplayıp pantolonumu sıyırdığımda yerini tedirginliğe bırakıverdi. Delirdin mi oğlum diye bağırarak beni engellemeye çalıştı. Korkudan yüzünün rengi değişi vermişti zavallının. Dursana ya, patron pezevenginin masasına işemeden hiçbir yere gitmem. Ne? Ha? Ulan ne adamsın be? İstersen bekle de birlikte yapalım. Hayır hayır, git kendine başka bir yer bul, burası benim. O zaman ben de halıya işerim. Hatta hazır büyüğün de gelmişken sıçayım gitsin anasını satayım. Olmuşken tam olsun. Hızla pantolonunu indirdi ve bıraktı bir köşeye. Soyunmana ne gerek var oğlum? Banyo yapmayacaksın ya. Olmaz abicim. Ben evde hep donatletle ederim. Yoksa konsantrasyonum bozulur. Bağırsakların patlayacak bile olsa mümkünü yok çıkmaz. Yuh be. Seninki de amman azdıymış be birader. Atlet ve külotu dışındaki her şeyi çıkardı. Fakat külot ikide bir düşüyordu. Ersoy be! Buna da şapısam şey olmaz mı? Lastiği kopmuş da. Tamam, tamam. Utanmana gerek yok. Erkek erkeğiz ne de olsa. Belden aşağısı yoksa belden yukarısı da olmamalı diye düşünen Refik sonunda çırılçıplak bir hale geliverdi. Dur içeriden tuvalet kağıdı getireyim. Bensiz sakın başlama ha. O gittikten sonra kapı tıklandı ve her zamanki kendini beğenmiş tavırlarıyla Kiraz Hanım girdi içeri. Üst katta muhasebe bürosu vardı. Başı önünde yanıma dek geldi. Faturaları bugün mutlaka almam lazım Supi Bey. Üstelik... Nihayet kafasını kaldırdı ve beni park etti. O müstehcen halimi görmesiyle çığlığı basıp kapıya doğru koşması bir oldu. Fakat Refi'in şeyini sallaya sallaya anadan doğma kıyafetiyle önüne çıkması ikinci çığlığını attırdı kadıncağızı. Ve bu kez de ani bir hareketle yönünü bana döndü. Çıldırmışçasına bir panik içinde koşarken ayaklarımın altındaki sandalyeye çarpınca dengemi yitirip yere serilmem kaçınılmaz oldu ve sonra da yetmezmiş gibi bir de kendisi düştü üzerime. Nedir bu başıma gelen diye içimden geçirmeye hazırlanıyordum ki, şeyimdeki ıslaklık hissi olayın nedenli iğrenç bir merhaleye ulaşmış olabileceğiyle ilgili derin bir vehme düşürdü beni. Maalesef korkumda haklıydım. Baktım ve gözlerime inanamadım. Bacaklarımın üzerine yılmış olan kirasanım doğrulmaya başlayınca şeyimin ağzından kayıp çıktığını fark ettim düşme esnasında nasıl olmuşsa da benimki vermiş ağzından içeri. Attığı üçüncü çığlığı bol bol tükürme ve oraya buraya kusmayız dedi. En sonunda da bağıra çağıra kaçtı bürodan. Ardına dek açık bıraktığı kapının arkasındaki meraklı bir çift göz peyda oldu hemencecik. Gürültüye fırlamış olmalıydı karşı bürodaki sekreter. Koridordan bizi ve vaziyetimizi seçmesi pek zor olmamıştı. Asıl zorluğu gördüklerini inanma noktasında yaşadık hanımca. Çünkü gittikçe yaklaşmaya başladı ve her adım atışında göz kapakları ve iki dudağı arasındaki açıklık biraz daha büyüyordu. Şeyime sabitlenmiş bakışlarını yüzüme çevirdiğinde hiçbir harekette bulunmadan bir müddet kesiştik. Benden açıklama bekleyen bir ifadesi vardı. Gülümseyip selam verdim pantolon ve külotumu tutan elimi kaldırarak. Ve bu sayede vücudumun belden aşağısı Refik'inkiyle eşit bir görünüme kavuştu. Ruhumdaki tedirginlik bir anda yok oldu. Fakat bu işin artık kabak tadı vermeye başladığı düşüncesiyle dolan yüreğimin taşkın öfkesi söz olup dilimde patlayıverdi. Ne bakıyorsun orospu? Hiç mi insan görmedin? Retik kapat şu kapıyı, yoksa aklımı kaşılacağım. Eee pardon, müsaade ederseniz burada biraz işimiz vardı da. En iyisi siz daha sonra uğrayın diyerek yavaşça örttü kapıyı Refik. Bense gelip gidenlerden dolayı çok sinirliydim. Ayaklarıma takılı halde duran alt kıyafetimi çıkarıp attım duvara. Bu ne ya? Sıçacağım böyle işin içine. Hani sen sadece işeyecektin? Refik şimdi esprinin zamanı değil. Ne yapacaksan yapalım ve uzayalım buradan bir an önce. Bu arada fark ettin mi biraz önceki gafımı? Ne gafı? Kıza işimiz var falan dedim ya, bizi homo sanmıştır herhalde. Vallahi Refik'ciğim, evli olan benim. Hem bekar hem de köse olan sensin. Üstelik sesin de ince kimin şüpheleri üzerine çekeceği gayet açık. Evet sen yıllardır hep aynı türlü ilişkiye girdiğin ve karından da bıktığın için artık değişik bir tarz arıyorsun. Oysa ben henüz 28'indeyim ve cinsel dürtülerimin doğruğundayım. Topluğu tercih etmeyeceğim daha kesin. Haklısın. Gerçekten de aynı türlü ilişkiye girmekten bıktım. Ve bundan sonra karımı değil de doğruğa çıkan o cinsel dürtülerini dindirmek için seni becermeye karar verdim. Evet, Eminim kız da böyle düşünmüştür. Her şey bir yana kirazda olan yakınlaşmanı kıskandım doğrusu. Ya git işine. Tam bir rezillikti. Sakın kimseye bahsetme ha. Ağzını şaptığımın karısı dedin dedin gerçek oldu sonunda. Doğru. Zamanında az mı küfretmiştim arkasında? Ama haklıydım. Ne kadar küçümseyen bir konuşma üslubu olduğunu sen de biliyorsun. En çok da sana laf sokardı. Hadi hadi öcünü dağılmış oldun bu sayede. Gülmeye başladığımızda verdiler içeri patron Supi ve yanındaki misafiri. Onlar gördükleri karşısında fışıp kalmakla meşgulken ben Refik'in kolunu dürtüp harekete geçtim. ''Çabuk ol, çabuk!'' Lafa daldık. Unuttuk asıl yapmamız gerekeni. Bak geldi işte. Çıktığım sandalyeden Supi'nin masasına keyifle işemeye henüz yeni koyulmuştum ki Refik bıraktı ilk postayı o yeni halı pileksin üstüne. İnanılmaz suretine mi yoksa daha ıkınmadan çömelir çömelmez meydana getirdiği dışkı yığınının çokluğuna mı hayret etmem gerektiğine karar veremedim bir an. Bu ne kepazelik diye bağırdı patronun misafiri. Demek çok ciddi bir sigorta anlayışınız vardı ha? Bunlar da konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip elemanlarınız olmalı. Adam fabrika sahibiymiş. Yüklü miktarda bir anlaşma yapmayı planlıyormuş ki söve saya çekip gittiğine göre bu artık pek mümkün değildi. Biraz sonra biz de işimizi bitirip oradan ayrılırken, kaybedilen paralar için üzülmemesi konusunda supiyi güle eğlene teselli ettik. Hele yaşamın faniliğinden ve önümüzdeki ay üzerine üzerine gelecek o meteordan ötürü götünü kurtarma telaşına düşeceği için bugünkü olanları aklına bile getiremeyeceğinden bahsederken gülmenin dozu kahkahalar atmaya kadar varınca az kalsın nefessizlikten boğulacaktım. Evde ise bambaşka bir hava vardı. Cenazeye giderken giyilebilecek türde bir kıyafetle açtı kapıyı karım. Siyah bir giysi, siyah başörtüsü ve güneş gözlüğü. Hayrola Sema, kim öldü? Hiçbir şey söylemeden sarıldı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. İçerisi komşu kadınlarla doluydu. Ağıtlar, figanlar, diz dövmeler, kendini yerden yere atmalar ve saç başlı olmalar arasında insanın depresyona girmemesi gerçekten de çok zordu. Meğer dünyanın sonu geldiği içinmiş bütün bu matem. Çocuklar odalarına kapanmışlardı. Onlar da kendi çaplarında yaz tutuyorlardı. Kurtuluş için kafamda oluşan o tek çözümü ailemde paylaşmak için akşamı beklemeliydim anlaşılan. Nihayet herkes gittiğinde önemli bir konuşma yapma gerekçesiyle topladım bizimkileri salona. Biliyorsunuz yakında kötü bir olay yaşayacağız. Ve bunun sonucunda da yüzde yüz öleceğiz. ''Ya Ersoy, hatırlatmasan olmaz mı?'' diye çıkıştı karım. ''Sus da dinle. Bulduğum çareyle artık ölümden korkmamıza gerek kalmayacak.'' ''Neymiş o?'' ''Namaz kılmak.'' ''Ne?'' ''Evet, bundan böyle gece gündüz namaz kılıp oruç tutacağız. Madem ortada ölüm gibi kesin bir durum var, biz zavallı insanlar buna nasıl karşı koyabiliriz ki? Allah'a sığınmak en garanti İlk başta pek akıllarına yatmadıysa da sonradan onlar da anladı yapabilecek daha mantıklı bir şey olmadığını. Fakat asıl sorun şuydu ki hiçbirimiz namaz kılmasını bilmiyorduk. Tek umudumuz Ezgi'nin din kitabıydı. Orada yazılanları ezberlememiz tam dört günümüzü aldı. Bazılarının bu karmaşık işlemi sürekli olarak nasıl yerine getirebildiklerine hayret ettim. O sabah bayram heyecanı yaşayan çocuklar gibi erkenden kalktım. Kurayla paylaştık evin uygun mekanlarını bana antre düştü. Serdim seccadeyi ayakkabılığın yanına. Beş on saniye konsantre olmak için bekledikten sonra başladım namaza. Bir yandan ezberlediğim Arapça cümleleri sırayla aklıma getirmeye çabalarken, diğer yandan da doğru vücut hareketlerini doğru zamanda yapmaya uğraşıyordum. Şöyle böyle derken işin bitimine epey yaklaşmıştım. Fakat son kez secdeye vardığımda hızımı ayarlayamadığım için küt diye çarpı verdim anlamı yere. Dışarıdan izleyen birisi için çarpmadan ziyade evin döşemesine kafa atmak olarak bile yorumlanabilirdi bu. Böylelikle fizikteki etki tepki prensibini daha iyi anladım. Çünkü o denli şiddetli vurmuşum ki vücudum geriye doğru savruldu. Savrulmanın etkisiyle başımı hemen arkamdaki duvara çarptım. Ve bu sefer de dengemi yitirip yığılıverdim yüzüstü yere. Derken kolumun temasıyla sahip olduğu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çeviren o büyük tahta ayakkabılık kendini nötrülemek amacıyla üzerime devrilmeye kalkmasın mı? Tam anlamıyla cinlerim tepeme çıktı ve Yeter diye bağrı verdim. Panik içinde koşarak geldi bizimkiler. Etrafa dağılmış ayakkabılarla savaş alanı görüntüsü veren antreyi ve suratından kanlar süzülen beni gördüklerinde korku ve merakla eve girip de beni bu hale getirenin kim olduğunu sordular. Yok bir şey yok. Gelin kaldırın şunu üstümden. Abdestimi yeniledikten sonra kafamda açılan delikleri yara bandıyla güzelce kapadım. Oğlum kikir deyip duruyordu. Neyi anlamıyorum biliyor musun baba? Hayır bilmiyorum diye karşılık verdim sinirlice. O kadar sakin ve ruhani bir olayın içine nasıl olup da bu denli action ısladırabildin? Hayret doğrusu. Yoksa namaz sana fazla sıkıcı geldi de ibadete biraz heyecan mı katmak istedin? Keşke hemen sussan da o bahsettiğin action'ı senin üzerinde tatbik etmek zorunda kalmasam. Ne yapayım baba ya? Sabahtan beri gülme krizi geçiriyorum zaten. Üstüne bir de matrak hadisi olunca. Ne krizi, ne gülmesi. İçeride namaz kılman gerekiyordu beyefendi, namaz. Olmuyor ki. Ne yapayım yani? İkide bir gülmem geliyor. Hele kafayı bir sağa bir sola çevirme olayı var ya, işte ben tam orada kopuyorum. Ulan iyi ki şimdiye dek camiye falan gitmedin. Yoksa çoktan linç ettirmiştim kendini. Baba ne kadar zıt kişiliklerimiz varmış ya. Beni gülmekten öldüren bir olay seni ortalığı yıkıp dökecek kadar öfkelendirip kudurmuş bir boğaya çevirebiliyor. Boğa dedim de aklıma geldi. Yoksa seccadenin rengi kırmızı mıydı? <laughs> Seccadeyi bilmem ama eğer biraz daha konuşursan suratında dahil buradaki her şey kırmızıya bulanacak. Karım ve Ezgi namazlarını çoktan bitirdiklerinden alışveriş için dışarı çıktılar. Bizse kaldığımız yerden devam etmek amacıyla tekrar işe koyulduk. Bu sefer başaracağımdan emindim. Fakat biraz sonra bir türlü aklıma gelmeyen bazı sözlerden ötürü yine hüsrana uğradım ve sinirli bir şekilde dalı verdim Serhan'ın odasına. Oğlum bana fenalık gelmek üzere. Çabuk söyle. Sübhaneke nasıl başlıyordu? Maalesef onun da aynı şeyi yaptığını ve rahatsız etmemem gerektiğini unutup gitmiştim bir anda. Serhan ise zaten kendini fazlasıyla sıkıyor olmalıydı ki adeta patlarcasına attı kahkahalarını. O kadar şiddetli gülüyordu ki bir ara nefessizlikten boğulacağını sandım. Ya baba sen ne yapıyorsun ya? Olmaz böyle şey. Olmaz böyle komik bir olay ya deyip sürdürdü gülüşünü. Sonunda bana da bulaşmıştı. Kendimi olabildiğince motive etmeye çalışarak başladığım her defasında tıpkı Serhan gibi olmaz böyle şey ve bunun gibi sözcükler sarf ederek bırakmak zorunda kalıyordum namazı. Konsantrasyonumu tamamen yitirdiğimde ise göktaşı felaketinden sonrası için hemen hemen hiçbir ümidim kalmamıştı artık. Uzandım kanepeye büyük bir moral bozukluğu içinde. Başarısızlıkla ilgili hatıralar geliyordu aklıma. Sıkılan canımı biraz daha eğip bükmek ve ruhumu yerden yere vurmak için. Gerçek şuydu ki milletin günde beş kez takır takır hiç zorlanmadan gerçekleştirdiği bir eylemi her defasında elime yüzüme bulaştırıyor, bir türlü üstesinden gelemiyordum. Başka bir sorunsa Allah'ın bunu niçin istediğiydi. Anlamanı dahi bilmediğim bir takım Arapça sözler eşliğinde yapılan kültür fizik hareketlerinin Allah'a ne gibi bir faydası olabilirdi? Neden bunun adına ibadet diyorlardı? Ortada Tanrı ile kurulmuş ruhi bir ilişki söz konusu değildi ki. Oysa ezbere söz ve davranışlar yerine ona içimden geldiği gibi samimi ve daha da önemlisi Türkçe dualar etsem? Kararımı vermiştim. Kendime has bir stil oluşturarak kılacaktım namazı bundan böyle. Diz çöküp Allah'la kendi lisanımda konuşacak ve zaman zaman secdeye vararak gözyaşları içinde günahlarımın affını dileyecektim. Gerçekten de bu çok mantıklıydı ve son çaremdi. Gülümsediğimi fark ettiğimde anladım ki moralim düzelmiş. Dışarı çıkıp sevincimi şehirle paylaşmak ve bu günahkar dünyaya hoşça kal demek istedi canım. Apartman kapısında yedi numaradaki doktor Tuncay'ı Haç çıkarırken gördüm. Boynunda küçük bir İsa heykeli vardı. Bana selamun aleyküm dedikten sonra iki eliyle tuttuğu o devasa tesbihi besmele eşliğinde çekerek girdi binaya. Anlaşılan cenneti garantilemek için her yönden hata kalkmıştı bizim uyanık doktor. Demek herkes benim gibi düşünüyormuş. Yani kurtuluşla ilgili fikrim pek de dahiyane değilmiş. Elimden geldiğince dualarımı aksatmamaya çalışıyordum. Diğer yandansa başkalarının da aynı metodu uygulamasına sinir oluyordum. Bütün insanlar cennete giderse oranın tadı tuzu kalır mıydı hiç? Efendim şu son günlerdeki dine sarılma hareketi yapılması caiz olmayan davranışlarda en önemlisidir. Hadi kardeşim hadi. Nereden uyduruyorsun bütün bunları? Anlamıyorum ki. Bak bu ayette ne yazıyor? Bak da utan biraz. İşte senin gibi kendini İslam araştırmacısı sanan kişiler yüzünden Kur'an sürekli olarak çarpıtılıyor. Bakın ben bunu kitabımda da yazdım. Kıyamet öncesi yapılan tövbenin Allah'ın affının olmadığını birçok hadisi de kaynak göstererek defalarca dile getirdim. Fakat nedense söylediklerimi anlamamakta yıllardır ısrar ediyorsun. Böyle algılaması zayıf hatta sıfır olan insanları gördükçe gerçekten de hayvandan türediğimize inanasım geliyor. Çünkü ancak o zaman atasına çekmiş olabilir gibi bir mazeretle niçin maymunlarınkine yakın bir zeka seviyesine sahip olduğunu açıklayabilirim. Kanalı değiştirdim. Televizyondaki bu tartışma canımı çok sıkmıştı. Cennete gitme hayallerim yoksa suya mı düşmüştü? Bu konuda kendi şimdi daha da artmıştı. Koskoca hipermarkette neredeyse adım atacak yer yoktu. Zannedersin savaş çıkacak diye şikayet etti karım ulan sakın yine aynı şey olmasın diyerek endişemi dile getirdim. Hangi şey? Geçen seneki o cinayet, ırza geçme ve yağma gününü ne çabuk unuttun? Yok canım, bu seferki farklı. Millet stok yapıyor sanırsam. Niye? Ayar soyucuğum, bugün yine salaklığın üstünde. Ayol felaket olacak ya, hani meteor diyorlar, gök taşı diyorlar, çarpacak diyorlar. İyi de stok yapmaya ne gerek var? Nasıl olsa o günden sonra ne yiyeceğe ne de giyeceğe ihtiyaç duyacağız. Olur mu baba dedi oğlum? Gün doğmadan neler doğar? Belki de teyit geçecek bilemeyiz ki. Doğru söylüyor doğru diye onayladı sema. Otağa uzaklardan gelene dek hızı yavaşlar hatta durur bile. Durur ha? Oha be kadın oha. İnsan bu kadar mı saçmalar ya? Yo saçmalık değil. Bence gayet mantıklı. Bak aya nasıl da duruyor havada. Bir de yanına o taş gelince seyrede sen cümbüşü. Ondan sonra da gökte iki tane ayımız olur ve geceler de artık daha bir romantik geçer. Oğlum, aklıma çok parlak bir fikir gelmişçesine bir Eda ile dahil oluverdi muhabbete. Geçenlerde kahvede izlediğimiz maçı hatırlıyor musun baba? Evet. Hani adamın biri şu çekmişti de top tam gole giderken bir anda yönünü değiştirip dışarı çıkmıştı. Ee, işte o topun bizim tahminlerimizi boşa çıkaracak falso alıp out olması gibi Meteor da NASA'dakilerin tahminini boşa çıkaracak ve falso alarak sıyırıp geçecek dünyayı. Meteoru bilmem ama siz çoktan sıyırmışsınız. Maşallah ikiniz de pek bilimsel konuşuyorsunuz bu akşam. Gerçekçi yaklaşımlarınıza hayran kaldım doğrusu. O gece yatağımda kendimle baş başa kaldığımda birçok konuyu düşünüp tartma olanağı buldum. Din adamları doğru söylüyordu. İş işten geçtikten sonra Allah'a yönelmenin hiçbir anlamı yoktu. Kim olsa prim vermezdi böyle bir iki yüzlülüğe. Her zamanki davranışlarımı sürdürmeye devam etmeliydim. Yani eğer o yağma olacaksa ben de yapmalıyım. Öldürmem gerekecekse de öldürmeliyim. Kısacası özüme dönmeliyim. Ertesi sabah damladık büyük alışveriş merkezlerinden birine. Bütün gün bir şekilde orada vakit geçirmeye çalışacak ve eğer yağma başlarsa mallar tükenmeden hayati olanlarından epeyce kapıp getirecektik eve özellikle gıda reyonları civarında dolaşıyorduk. Saatler ilerledikçe içerisi kalabalıklaşmaya başladı. Çoğunluk parası yettiğince bir şeyler alıp gidiyordu. Bazıları ise tıpkı bizim gibi dolanıp duruyorlardı etrafta. Sokak serserileri gibi sürekli gelip gidecek miyiz böyle? Ben yoruldum vallahi dedi Serhan. Yapma güzel oğlum. Seni dövmemi gerektiren onca sebebin arasına durup dururken bir yenisini daha ekleme. Ya tamam da akşama dek burada beklememizin ne anlamı var ki? Üstelik madem bizim tahminlerimizi saçma buluyorsun ve çarpmanın yüzde yüz gerçekleşeceğine inanıyorsun, o halde niye eve erzak yığmak zorundayız? Ne de olsa 34 gün sonra gebereceğiz. Haklısın. Ama açlıktan ölmektense o güne kadar sağ kalmayı başarıp felaket anını yaşayarak ölmek bana daha cazip geliyor. Hem ne o öyle 34 gün lafları falan? O bahsettiğin senin değil, dünyanın yok oluş tarihi. Sende bu tahrik edici üslup ve ateşli söylem tarzı varken o zamana dek kalmazsın, merak etme. Yorucu olduğunu kabul etmeme rağmen birkaç gün daha aynı işkenceye katlanmak zorunda bıraktım kendimi ve ailemi. Maalesef değişen hiçbir şey olmuyordu. Galiba millet geçen seneki faciadan sonra isyan çıkarmakla ilgili bütün cesaretini yitirmişti. Oysa ülkenin ve dünyanın herhangi bir şehrinin herhangi bir köşesinde ufacık da olsa bir ayaklanma patlak verse, eminim ki olayın üzerinden daha 24 saat bile geçmeden tüm dünya bir anda garyana gelecekti. Her şey küçük bir kıvılcıma ve bu kıvılcımı yaratmayı başaracak babayı da bakıyordu. O sabah şansımızı son kez denemek için çıktık evden. Bu sefer de olmazsa daha fazla ısrar etmeyecektim. Aynı niyeti paylaştığımızı tahmin ettiğim ve her gün bizimle birlikte orada volta atan insanlarla artık ahbap olmuştuk. Zaman zaman merhabalaşıp kendi aramızda küçük sohbetler ediyorduk. Daha hiçbiri asıl düşüncesini itiraf etmedi. İçerisinin dolup taşmaya başladığı saatlerde insanlarda tuhaf bir kıpırdanma ve tedirginlik sezinledim. Yoksa o gün bugün müydü? Diğer elemanlar da durumu fark etmişlerdi. Onlarda da belli belirsiz hareketlenmeler baş gösterdi. Hadi başta biz arkandan geliyoruz der gibi bakıyorlardı. Bense onlara cevap olarak yok estağfurullah öndensiz siz buyrunu ifadeler fırlatıyordum. Sonunda dayanamayıp yanıma dek geldiler. Utangaç tavırlar içerisinde yalvarırcasına süzdüler beni. Abicim hadi müdahale et artık olaya. Ne olursun ya diye patlayıverdi içlerinden biri. Bana mı dediniz? Evet abi sana dedim. Yalvarırım başlat şu yağmayı. Ne yağması? Canım abim, kaç gündür burada birlikte vakit geçiriyoruz. Az çok birbirimizi tanıyor sayılırız. İçindeki fikrini zikretmiyorsan bile en azından inkar etme gözünü seveyim. Bırak bizi yemeği de bir an önce senin önderliğinde taarruza kalkalım. Önder kelimesi çok hoşuma gitmişti. Yine de nezaket gereği mütevazı olmalıydım. Aman efendim, önderlik de ne demek? Beni gözünüzde fazla büyütmüşsünüz. Üstelik bu konuda sizden daha başarılı olabileceğimi pek zannetmiyorum. Yapma be abi. Sendeki evet, sendeki endam bende olacaktı ki daha ilk gün buranın altını üstüne getirmiştim. Yeterince gaza gelmiş olmalıydım ki kafamdaki planı açıklamaya başladım. Taktik veren bir teknik direktör misali onları etrafıma topladım. Güçlü ve yerinde bir hitap şekliyle her birinin görevini belirtiyordum. Plan basitti kavga ediyormuş gibi birbirimizi oraya buraya iterek raflardakilerin yerlere saçılmasına yol açacaktık. Yedisi ise kendiliğinden gelecekti. Eşleşerek başladık işe. Herkes kime niçin saldıracağını çok iyi bilmeliydi. En ufak bir yanlışlık foyamızın ortaya çıkmasına neden olabilirdi. Önce uydurma bahanelerle birbirimize bağırıp küfür ettik. Sonra el kol hareketleriyle olayın ciddiyetini ve gerilimini çevremizdekilere hissettirdik. Ağız dalaşı devam ediyorken partnerimin üzerine doğru koşarak hücuma geçtim. Amacım onu hafif bir ötelemeyle arkadaki konserve rafına yavaş bir şekilde çarptırmaktı. Fakat o beklenmedik bir hareketle tıpkı bir defans oyuncusu gibi aniden kendini yana devirip ayaklarını bacaklarıma takarak beni hayatımın en kahpe çelmesine maruz bıraktı. Yediğim o PG tekmeden sonra hızımı frenleyemememin de etkisiyle bir anda havalanıverdim. Yerle bütün temasını kaybeden zavallı vücudum son surat uçarak raflara çarptı. Fiziksel acıdan ziyade ihanete uğramanın getirdiği manevi acı yakıyordu canımı. Her şeye rağmen iyi niyeti elden bırakmak istemiyordum. Ne oluyor birader diye aklı başında bir tepkiyle ona en azından bir pardon deme fırsatı yaratmaya çalıştım. Ama bu sefer de olanca kuvvetiyle oramı buramı tekmelemeye başladı. Maalesef buna mecburum, gerçekçi olması lazım gibi mantık dışılığını yatsıyamayacağım bir mazeret ileri sürdü üstelik. Bir de son tekmesi hayalarımı isabet edince iyice zıvanadan çıktım. Büyükçe bir fasulye konservesini oturtu verdim adamın kafasına. Artık yağma mama umrumda değildi. Tek isteğim onu öldürmekti. Duvarın birinden diğerine yürüyüp duruyorum saatlerdir. Ama iliklerimdeki öfke ateşi sönmemekte ısrarlı. Yara beri içindeki bedenimin beynime gönderdiği ağrı sinyallerini algılayabilecek kadar bile duygusal hassasiyetim kalmamış. Son hamleyi onun yapmış olmasını hazmedemiyor ve araya girenler yüzünden hıncımı alamamanın üzüntüsünü yüreğimin en derininde hissediyordum. Aman Bersoy, be başımı döndürdün sabahtan beri. Gel otur biraz, olan olmuş artık, boş ver. Hem sen yine bulursun onu bir yerlerde. Bulurum tabii. Nereye kaçabilir ki deyiz?'' Dünya küçük. Yarın bir gün illaki karşılaşırız. O adi yüzünden ufacık bir sakız dahi araklayamadım koskoca hipermarketten. Bizim aldıklarımızı bir görsen, aklın hayalin durur, götün tabana vurur. İyi iyi, övme hemen kendini. İşin cephasını ben çekeyim, sefasını siz sürün. Oh ne hala. Valla sayende sadece biz değil, bütün dünya sürecek sefasını. Biraz önce haberlerde söyledi. Diğer illere ve ülkelere de sıçramış isyan. Vay anasını. Demek şu anda küre çapında yaşanan bir olayın mimarıyım mi, ha? Neyse. Sen şimdi bir ihtiyaç listesi hazırla. Akşama yine Serhan'la çıkarız. Birkaç gün sonra evimizin her tarafı yiyecek içecekle dolmuştu. Devlet ipin ucunu bırakmak istemediğinden kolluk kuvvetleri hala görevinin başındaydı. Ama polis ve jandarmanın yaptığı bu müdahaleler yetersiz kalıyordu çoğu zaman. Bu kadar erzak bizi en az iki ay idare eder, dedi oğlum mutlu bir ifadeyle. Evet, artık hayatımızın sonuna dek yiyip içip keyif çatacak, o gün gelene dek yaşamdan olabildiğince zevk almaya gayret edecektik. Bundan sonra yapacak tek işimiz vardı. Oturup beklemek. Felakete 18 gün kaldı. Sonunda devlet bu sabah kendi kendine pes etti. İşler iyice çığırından çıkacak diye düşünürken tam tersi oldu. Milletin üzerine garip bir sükunet çöktü, bize olduğu gibi. Her yer o kadar sessiz, herkes o kadar sakindi ki. Dünyadan ve nefes almaya devam etmekten vazgeçmek çok zordu. Üzerimizdeki durgunluk hali zamanla bunalıma dönüşüyordu. İş yok, güç yok, amaç yok. Allah'tan elektrik ve suyumuz vardı hala. Otorite boşluğuna rağmen iyi niyetli birkaç kişi ilgileniyordu herhalde bu tür işlerle. Sadece televizyon yayınları ve telefon kesildi tek eğlencemiz film CD'leriydi. Özellikle komedi türünde olanları izlemek birazcık da olsa içimizi rahatlatabiliyordu. Ertesi akşam apartmandaki en sevdiğimiz komşumuzu Taner ve eşini çağırdık evimize. Biraz film izleyerek ve biraz da sohbet ederek azaltmaya çalışacaktık yüzümüzü. Taner 25'indeydi. Karısı da ondan iki yaş küçüktü. İsmi Mehtap'tı. Üç yıllık evliliklerinin o en zor dönemlerini sayemizde atlattılar. Biz olmasak kim bilir kaç sefer boşanmışlardı şimdiye dek. Sorunlarını dinler, yapıcı diyaloglar kurarak elimizden geldiğince yardım ederdik. Taner'in ne zaman bir problemi varsa bunu hemen anlardım. Bu sefer de benzer bir durum söz konusuydu. Anlatmak istediği bir şeyler vardı ama söze nasıl girmesi gerektiğini bilemiyordu. Yuh artık diye geçirdim içimden. Dünyanın sonu gelmişti fakat bunlar hala aile düzenlerini kurmakla meşguldüler. Başka derdimiz yokmuş gibi yine kadın erkek ilişkileri üzerine öğütler vermek zorunda kalacaktık. Evet diye söze girdiğimde bir müddet süren sessizlikten ötürü yakınlara büyük bir yıldırım düşmüşçesine irkildi herkes. Evet Tanercim. Yanılmıyorsam söylemek istediğim bir şeyler var. Hadi patla artık da hep birlikte rahatlayalım. Şey abi bizim büyük bir derdimiz var. Yine hangi konuda tartıştınız? Yo yo Aramızda herhangi bir sorun yok. Hatta felaket haberini aldığımızdan beri Leyla ile Mecnun gibiyiz. O halde mesele nedir? Karısıyla bir an bakıştıktan sonra yutkunarak bana döndü. Müsaade edersen sana günlerdir beynimi kemiren o soruyu sormak istiyorum. Merakla karışık bir ciddiyet tavrı içinde tabii sorabilirsin anlamında başımı salladım. Birkaç kez derin derin nefes alıp bıraktı puflayarak. Bilmem ki nasıl söylesem yani e, şey e, eğer Sema abla da razı olursa ben ben Sema ablayla sevişmek istiyorum. Ne? diye haykırarak pırladım ayağa. Sanki birisi olanca kuvvetiyle boğazımı sıkıyordu. Soluk alamaz olmuştum. Kalbim beynimde gümlemeye, ciğerlerim havasızlıktan büzülmeye başlayınca bütün vücudumu titreme aldı ve verdim kanepeye. Bilincim açıktı. Sinir krizi geçirmekte olduğumun farkındaydım. Kapı pencereyi aralayıp biraz da yüzüme ve boynuma kolonya sürdüklerinde sakinleşiverdim. Belki de halüsinasyon görmüştüm ve duyduğum o son sözler beynimin bana küçük bir oyunuydu. Veyahut da Taner sadece biraz gülelim diye şaka yapmıştı. Ama böyle de eşek şakası olmazdı ki. Bak Taner, tamam anladım gençsin, heyecanlısın, için kıpır kıpır. Fakat yine de komiklik yapacan diye işin bokunu çıkarma lütfen. Yani başkası olsa anında çeker vururdum. Ben ki şaka kaldıran bir insanımdır. Ona rağmen vaziyeti ancak sonradan çakabildim. Neredeyse kalpten gidecektim serseri herif. Ersoy abi, şaka yapmıyorum. Söylediklerim de çok ciddiyim. İşte yine yüreğim sıkışıyordu. Kalkıp pencereye gittim. Sen şimdi harbi harbi karımla yatmak mı istiyorsun? Evet abi. Tabii eğer müsaade edersen. Müsaade etmiyorum. Çabuk siktir git Eski günlerin hatırına seni gebertmeyeceğim. Canını bağışlıyorum ama bir daha sakın gelme. Kızgınlığımın doruğundaydım. Çocuklarımın yanında böyle bir şey söylemeye nasıl cesaret edebilmişti? Bu ahlaksız teklifi yapabilmesi için ya kafasındaki bütün tahtaların ya da ruhunun derinliklerindeki o ar denilen lanet damarın çatlamış olması gerekiyordu. ''Niçin karşı çıkıyorsun?'' diye sordu Taner. Yok yok anlaşılan bu salak kendini zorla öldürtmeye çabalıyordu ve artık onun bu çabasına olumlu bir şekilde karşılık vermenin zamanı gelmişti. Üzerine atlayıp yapıştım gırtlağına. Sıktım ha sıktım, sıktım ha sıktım. Altımda güzel güzel cam çekişiyorken maalesef araya bizimkiler girdi. Tamam abi, yapma, dur, son sözümü söyleyeceğim ve çekip gideceğim. Bir daha da seni rahatsız etmem. Hiçbir tepkide bulunmadığımı ve onu umursamaz bir halde gidip odanın uzak köşesindeki sandalyeye oturduğumu görünce konuşmasına devam etti. Birkaç hafta öncesine kadar bu isteğimi reddetmen gayet doğaldı. Ama bugün hangi gerekçeyle bana hayır diyorsun? Çok yakında yıllardır görmekte olduğumuz bir rüya sona erecek. Hiç doğmamış, hiç yaşamamışız gibi. Bütün hayatımız saçma sapan bir takım kurallara uymakla geçti. Günah, yasak, elleme, ayıp, cız, kanunlar, toplum ve din hep bizi sınırlamaya çalıştı. Her şey iyi insan olmamız içindi. Fakat sonuçta ne oldu? Devlet bize mükafat verdi mi? Hani nerede devlet? Peki ya Allah? O ne yaptı kurallara uyanlara? Allah başaramayacağımızı bile bile bizden kusursuzluk bekliyor. Bir sürü şart, bir sürü engel koyuyor önümüze. Ersoy abi yoksa sen hala cennete gideceğini mi sanıyorsun? O önceden kararını vermiş. Besbelli insanların çoğunu cehenneme atacak. Yoksa üstümüze o koca taşı yollar mıydı? Neyse ki ben ateistim. Böyle bir derdim yok. Ama bu sefer de benim karşıma hukuk, örf ve adet çıkıyor. Baskıyı sindirmeyi bu kez onlar uyguluyor. Sustu. Bakışlarını bir an olsun üzerimden ayırmıyordu. Bense söylediklerine katıldığımı anlamasın diye şekilden şekle giriyordum. Bir yandan da yılların muhasebesini yaparak bu saatten sonra doğruculuğun bana ne gibi bir getirisi olabileceğini kestirmeye çalışıyordum. Mehtap'la bu konu üzerinde uzun uzun konuştuk ve şuna karar verdik. Ahlaklı ve namuslu olmamızın artık hiçbir anlamı yok. Yapacağımız işlerden ötürü kim bizi ayıplayacak? Zaten herkes kendi derdini düşmüş. Ne olursun Ersoy abi. Şu son günlerimizi hayattan olabildiğince zevk alarak geçirelim. Bilinçaltımızdaki ömrümüz boyunca bastırdığımız o güzel duyguları açığa çıkarmanın vakti gelmedi mi sence de? Anlattıkça anlatıyor, coştukça coşuyordu. Ne yazık ki söylediklerinde tamamen haklıydı zaten elinde sonunda cehenneme gidecektim. Gerçekten de kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Kalan günlerimi yasaklanmış zevk ve eğlence türlerinden mahrum bir şekilde geçirmek çok büyük bir enayilik olacaktı. İçim böyle diyordu ama bunu dışımdan itiraf etmek pek kolay değildi. Göz göre göre karımı ona teslim edemezdim. Gel he de şu işe Ersoy abi. Sadece eşleri değişeceğiz. Bir şey yok ki bunda. Bak benim hatun da ayıptır söylemesi sırf senin için hazırlandı. Demek mehtabın üzerinde mini eteğin sırrı buydu. Onu şimdiye dek hiç bu kadar dekolte bir vaziyette görmemiştim. Ne kadar da çekiciydi. Bütün o makyaj ve süslenme püslenmeler yalnız bana özeldi ha? Kusura kalma Ersoy ama senin cevap vermeni daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi hayatım, siz eve çıkalım dedi karım Taner'in koluna girerken. Dur nereye diyerek yapıştım semaya. Bırak beni moloz herif. Yeter artık düş yakamdan be düş. Ömrümün en güzel senelerini senin o salak şeyinin hakimiyeti altında geçirdim. Bir müsaade et de gözümüz gönlümüz başka şeyler görsün. Yıllardır beni canımdan bezdiren bu tek parti diktatörlüğünden bıktım. Şimdi çok partili sisteme geçmek istiyorum anladın mı? Bana hitap ederken yüzünün büründüğü o canavarsı görünüm sıra tanele gelince masum bir bebek suretine dönüşü verdi. Alev alev yanan şu vücudumu kucağına al da gidelim buradan sevgilim. Haner önce bana, sonra karıma baktı ve sonunda çekingen bir tavırla Sema'yı kucağına aldı. Ersoy abi, e ee, biz... Bırak o şapşalı açıklama yapmayı da beni kendi yatak odana götür. Sabaha kadar ateşimi anca söndürürsün. Seni gide azgın boğa seni. Taner kollarında karımla yavaş yavaş ilerledi kapıya doğru. Son kez döndü. Korku ve şehvet dolu bir surat ifadesiyle birkaç saniye süzdü beni. Nihayet çekip gittiklerinde Aman Allah'ım ben ne yaptım düşüncesi saplandı beynime. Boynuzlanma olarak mı yoksa pezevenkliğe atılan ilk adım olarak mı yorumlamalıydım bütün bunları bilemiyordum doğrusu. İmdat! Ezgi'nin ödümü koparan bu çığlığı biraz önce yaşadığım bozgunu bir anda unutturuverdi. Daha fazla dayanamayacağım. Ne oldu kızım? Neye dayanamıyorsun? Bakireliğe! Bakireliğe! Beynimden vurulmuşa dönmüştüm yarım karış açık kalmış bir ağızla ezgiye baka kalmaktan başka bir davranışta bulunamıyordum. Oranı açma, buranı gösterme, kapat bacaklarını, dar giyme, makyaj yapma, gülme, konuşma, bakma. Kendimi bildim bileli bu sözlerle bana işkence yapıp duruyorsun. Nedir amacınız? Elimi hiç erkek eli değmeden beni mezara göndermek mi? Ben insan değil miyim? Cinsel ihtiyacı olmayan, hissiz, arzusuz bir mahluk muyum sizce? Hayır, hayır, hayır rahibi olarak ölmeyeceğim işte. Ezgi'nin böyle bir öfke siline kapılmasına hayret ettim. 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ağzından çıkması gereken kelimeler değildi bunlar. O sırada süratle geçti yanımdan. Hayrola kızım, nereye bu saatte? Kadın olmaya dedi nefretle. Ne? Nasıl yani? Beni tatmin edecek bir erkek bulmaya gidiyor. Engel olmaya çalışırsan yemin ederim kendimi öldürürüm. Bir gün olsun rahat bırak ya. Rahat bırak ya. İçimden onu durdurmak gelmedi. Görünen o ki artık herkes kendi hayatını yaşayacaktı. Doğrusu da buydu. Ezgi evden ayrıldıktan hemen sonra Serhan yaklaştı sırıta sırıta. Elini asker selamı verir gibi alnına götürüp çekti. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz gibi ukala bir cümle sarf ettikten sonra bu sefer de omzuma koydu o lanet olası elini. Bana müsaade peder bey, şu karı kız piyasasında kendimi şöyle bir adam akıllı tanıtmam lazım. Bu işler nasıl olur diye merak ediyorsan takıl bana öğreteyim sana. Belki çok garip gelecek ama bilmende yarar var. Bu alet işemekten başka işler için de kullanılır. Bir ara hatırlat da kıyametten önce seni kurban edeyim. Evdeki kör testlere bu iş için çok uygun. Eminim ki Allah böylesine değerli bir kurban ve böylesine büyük bir sevap karşısında bütün günahlarımızı bağışlayacak ve bizi o metordan koruyacaktır. Sonunda Mehtap'la yalnız kalmıştık. Akıllara zarar güzellikte gencecik bir kadın, üzerinde iç gıcıklayıcı seksi bir giysi, şehvetsiz tonlarda yapılmış bir makyaj ve tahrik edici bir parfüm kokusu. Nedense çok utangaç, başı öne doğru eğik ve dudaklarını emiyor. Derken yüzüme baktı. Şey, Ersoy abi, eğer istemiyorsan gidebilirim, dedi ürkekçe. Zaten al al olan o elma yanaklar biraz daha kızardı. Artık iyiden iyiye zıvanadan çıkmıştım. Doya doya, hatta doymaktan da öte, kusana dek günah işlemeyi arzuluyordu bedenim. Son birkaç gündür işleri güçleri seks oldu bizimkilerin. Karnını doyuran atıyor kendini dışarı. Hayatın anlamını bulmuşçasına bir ruh hali içinde ışıl ışıl parlıyor gözleri hepsinin de. Aynı zamanda isyan ediyorlar şimdiye dek bu büyük zevkten mahrum bırakan toplumsal kurallara. Demek bugün de Fanfinifona gitmeyeceğini. gitmeyeceğine, anlaşılan Mehtap yavrusu filini bitirdi. Gerçi olmayan şey bitmez ama bugün Mehtap'la randevum var. Benimle yattıktan sonra senin oğlun olduğuma inanmak istemeyecek. E farkı fark etmemesi imkansız tabii. Allah'a şükür o yönden sana çekmemişim. Doğruyu söylemek gerekirse Bay Züppe, hiçbir yönden bana çekmemişsin. Bazen Sema'nın beni bir hayvanla aldatmış olmasından şüphe ediyorum. Çünkü insan olduğuna dair herhangi bir kanıtın en ufak emaresi dahi yok sende. Ama gerçek babanın kimliği konusunda da kesin bir şey söyleyemem. Belki bir eşek, belki bir öküz ve belki de aşağılık bir sokak köpeği. Aslında Serhan haklıydı. Mehtap gerçekten de bitirmişti beni. Ama bu doğaldı. Çünkü o gece neredeyse hiç mola vermemiştik. Yasak olanı yapmanın zevki bir başkaydı ne de olsa. Fakat şimdi gücümü tekrar topladım. Evin her tarafı erzak doluydu. Bu yüzden enerji ihtiyacımı karşılamak pek zor olmadı. Bu sefer aklımda başka bir kadın vardı. İki yıl kadar önce otoyolda rastlamıştım ona. Görür görmez vurulmuştum kahbeye. Hemen arabaya almak istemiştim fakat Refik engel olmuştu. Meğer AIDS O civardaki bütün kadınları tanırmış. Ve Leyla'nın AIDS'li olduğunu koca şehirde ancak benim gibi kılıbıtlar bilmezmiş. Otoban Leyla'nın kaldığı evi ancak üç günde bulabildim. Bu arayış beni ona karşı daha da isteklendirmişti. Kapıyı açar açmaz atladım üstüne. Olaya bu kadar alelacele bir şekilde girmek istemezdim ama konuşarak derdimi anlatmaya ne vaktim ne de sabrım vardı. Bu sebepledir ki arzu halimi kadına ağız diliyle değil beden diliyle anlatmayı tercih ettim. Onun AIDS'te oluşu yaşadıklarımızı daha da zevkli kılmıştı. Hepimiz bir buçuk hafta sonra öleceksek, hastalıktan hatta hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok demektir. Ve bu şartlar altında da bir kadının AIDS'te olduğunu bile bile onunla yatmaktan daha keyiflisi olamazdı herhalde. Otoban Leyla ile iki güzel gün geçirdikten sonra eve geldim. Bizimkilerden kimse yoktu ortalıkta. Gidip Taner'e sordum bir bildiği var mı diye. Vallahi Sema abla apartmanın bütün erkeklerini sıradan geçirdi. Biz de onu tatmin edecek derman kalmayınca sokaktakilere dadandı. Onu en son taksi meydanında bir grup erkeğin önünde alkış ve ıslık sesleri eşliğinde striptiz yaparken gördüm. Peki ya çocuklar? Merak etme, arkadaşlarıyla takılıyorlardır. Merak etsem ne yazardı ki? Başımıza gelen gelecekti ne de olsa. Bir yerlerde ölüp kalmışlarsa dahi artık bu pek de önemli değildi. Kıyamete beş gün kaldı. Yiyeceğimiz bitmek üzere. Çeşmeden bir damla su dahi akmıyor. Dün suyumuzu on kilometre mesafedeki bir kuyudan getirdim. Galiba gittikçe mutsuzlaşıyorum. Doya doya günah işlemek de kesmemişti. Kızın bile her türlü yasak ilişkiyi yaşamasına rağmen aradığı huzuru bulamadı ve kendine sürekli uyuşturucu şırınga ediyor. Nereden edindiğini bilmediğim 5-6 paket eroini yanından hiç ayırmamaya başladı benim zavallı ezgim. Karımın şehirde yatmadığı erkek kaldı mı bilemiyorum. Ama şundan eminim ki sema dünyanın gelmiş geçmiş en azgın, en aşağılık orospusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Oğlumsa inanmak çok zor. Fakat gözlerimle gördüm. Geçenlerde onu bir erkekle bastım. Şok oldum. Nutkum tutuldu. Neyse ki kendimi kısa sürede toparladım ve çıkıverdim odadan. Ertesi gün bana bir takım açıklamalarda bulunarak yerle bir olan o maçoluk karizmasını aklı sıra yeniden tesis etmeye çalıştı. Umarım yadırgamıyorsundur baba. Bu tür ilişkiler gayet normal. Üstelik böylesi daha zevkli. Sürekli olmasa bile her erkeğin zaman zaman kadınlığı tatması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bile zevk aldıysam sen haydi haydi. Aslında bir denesen Göreceksin bu iş tam senlik. Son 48 saat. Minnet açlıktan ne bulursa yemeye başladı. Kuş, kedi, köpek vesaire. Halbuki o kadar gıda malzemesi yağmalanmıştı ki. Zevki sefaya dalınca güç kazanmak için fazla fazla tükettik tabii. Herkes aynı tuzağa düşmüştü. Çok kısa bir süre sonra ölecektik ama yine de kimse açlığa tahammül etmek istemiyordu. İnsanlar karınlarını doyurmak için böcekleri dahi yiyorlardı. Ve anladım ki ölümü kabullenemiyoruz. Yarın yok olacağımızı bilsek de fark etmiyor bizim için. Günü kurtarmaya çalışıyoruz her zamanki gibi. Vedalaşmak için refiye uğradım. O da nesi? İçeriden mis gibi kızartma kokusu geliyor. Ulan yoksa sen de mi kedi yiyorsun? Nasıl? Güzel görünüyor değil mi? Güzel güzel de ne eti? Eşek falan mı? Hayır, insan. Şüş be Refik, yani sırf ben yemeyeyim diye bilmiyorsun ki ne yalan edesin. Güldü. Yanındaki çuval açıp gösterdi. İçinde bir insan kapası vardı. Görüntü korkunçtu. Fakat bu duruma bile şaşıramıyordum artık. Hatta bir müddet sonra kendime hakim olamayıp yemeye başladım. Çünkü çok açtım. Karnımız doyunca mayışı verdik. Ayrılma vakti yaklaşmıştı. Bazı şeyleri itiraf etmenin zamanının geldiğini düşünüyordum. Refik, son olarak sana söylemek istediğim, yani demem şu ki ben seni çok kıskanıyordum. İşten atılman için elimden geleni yaptım. Sık sık patronla senin hakkında ileri geri konuşurdum. Boş ver Ersoy, bunlar önemsiz konular. Asıl benim yaptığım. Vay, demek senin de bir sırrın var. Hadi itiraf et. Ersoy ne olursun beni affet ama ben karınla yattım. Ulan Refik, üzüldüğün şeye bak. Onunla yatmayan kaldı mı ki? Ayıp ediyorsun. Aramızda Sema'nın lafı mı olur? Al tepe tepe kulla. Hayır hayır. Bu son günlerdeki bir olay değil. Onunla olan ilişkimiz yedi sene öncesine dek uzanıyor. İşte şimdi yıkılmıştım. Demek yıllarca enayi yerine koyulmuştum. Demek en yakın arkadaşım beni sırtımdan vurmuştu yine de aldırmamış gibi görünmeye çalıştım. Ama ne olacak ki? Geçmiş geçmişte kaldı. Nasıl olsa iki gün sonra her şey anlamını yitirecek. Doğru. Bu yüzden lütfen Ezgi ile ilgili de aynı olgunluğu göster. Ezgi mi? İki hafta kadar önce Ezgi bana geldi ve kadın olmak istediğini söyledi. Onunla yatmam için adeta yalvardı. Artık dayanamayacaktım. Ufak da olsa bir tepkide bulunmazsam çatlayabilirdim. Refik sen. Yani inanamıyorum. O henüz on dört yaşında. Kızgınlığını anlıyorum. Başka zaman olsa bunu ben de tasvip etmez ve sapıklık olarak yorumlardım. Ama kıyametin gelip çatmasından ötürü kuralsızlık ve kanunsuzluk ruhu sardı beynimin her kıvrımını. Yıllarca ayıp olarak nitelendirdiğim bütün o sapık davranışları aslında bilinçaltımda çok büyük bir istekle arzuladığımı fark ettim bir anda. Üstelik ben yapmasam gidip başkasını bulacaktı. Kısacası Gezgiyle yattığım için pişman değilim. Sadece haberin olsun diye söyledim. Eminim ki senin de bilinçaltında küçük bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girme isteği var. Ama sen bunun farkında değilsin. Peki ya Serhan? Umarım onun İbneli'ye adım atışında senin parmağın yoktur. Şey, aslında Serhan konusunu açmayı düşünmüyordum ama... Tamam Refik, tamam. En iyisi bir an önce gideyim de benim başıma da bir iş gelmesin. Biraz sonra dünya yok olacak. Milyarlarca insan ölecek. Onların arasında ben de varım. Bu hayatımın en önemli günü, son gün. Düşünüyorum da şimdiye dek ne kadar saçma bir yaşam sürmüşüm. Kainatın ve bu güzel mavi gezegenin parkına nasıl da varamamışım yıllarca. Eğer Tanrı varsa ayvayı yedim gitti. Ben de şans olmadığına göre yüzde yüz Tanrı vardır. Şayet iyi bir kul olsaydım bu seferde tam tersi olacaktı. Yani Allah diye bir şey olmayacaktı. Yok yok. Benim sonum cehennem. Orada durmaksızın işkence göreceğim. İşin yoksa bağır dur sonsuza dek. Ey Allah'ım nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Tamam. Günahkar. Ama işkence yapmak da ne oluyor? Yani işkence dünya için bile büyük bir insanlık suçu sayılırken çarpmaya dakikalar kala dışarı çıktı ailece gökyüzüne bakarak ve birbirimize sarılarak bekleyecektik meteoru. Zaman ilerliyor ama yukarıda hiçbir hareketlenme görünmüyordu. Sokakları, caddeleri dolduran binlerce insanın tek dileği her şeyin bir an önce olup bitmesiydi. Daha fazla beklemeye kimsenin tahammülü kalmamıştı. Derken tanıdık bir ses peyda oldu kalabalığın arasında. Telaş içinde bana ulaşmaya çalışan bu adam, Refik'in ta kendisiydi. ''Müjde, müjde!'' Gök taşı falan yokmuş. Kimse oralı olmadı. Ben bile onu ciddiye almadım. Şaklabanlığın lüzumu yok Refik. Bari öleceğin gün bırak şu insanlarla dalga geçme huyunu. Meğer söylediği doğruymuş. Radyodan anons etmişler. Bütün bunlar dünya çapında yürütülen bir deneyden ibaretmiş. Dünyanın önde gelen bilim adamları birlikte tezgahlamışlar bu dümeni. Amaç, böyle bir durum karşısında insanların tepkisini gözlemlemek, yeryüzünün ve yaşamın değerini daha iyi anlamamızı sağlamakmış. Onlar da işin bu noktaya varacağını tahmin edememişler. Olaylar iyice rayından çıkınca da gerçeği açıklamaya cesaretleri kalmamış. Çoğu kayıplara karışmış. Bazıları ise birkaç saat önce kızgın insanlar tarafından yakalanıp öldürülmüş. Çaresizlik ve şaşkınlık içinde dağılıverdi insanlar oraya buraya. Şimdi ne olacaktı? hayatımızı nasıl devam ettirecektik? Sema Orospu, kızım Eroinman bir kadın, oğlumsa İbni oldu. Bana da muhtemelen AIDS bulaştı ve kim bilir daha ne kadar yaşayacağım. Biz nasıl tekrar aile olacağız? Sema'yı karım olarak görebilir miyim ki? Ama buna mecburuz. Birbirimize muhtacız. Eski aile düzenimize tekrar dönmek zorundayız ve ben bir baba olarak evime yiyecek götürmek mecburiyetindeyim. İşte sırf bu yüzden öldürdüm Refi. Benden kaçmayı başaramadı. Issız bir apartman inşaatında kıstırdım onu. Dur yapma. Ben senin en yakın arkadaşınım diye yalvarmasına hiç aldırış etmedim. Karımı, kızımı ve oğlumu şey yaparken düşünecekti bunu. Acımadan kestim boğazını. Onun eti bizi bir hafta idare ederdi. Sonrası Allah kerim. Bugünlerde insan eti en gözde besin maddesi. Çünkü yiyecek başka hiçbir şey kalmadı neredeyse. Kanunsuz ve kuralsız bu düzen bir müddet daha devam ederse, göktaşı olmadan da insanlık yeryüzünden silinebilir. Galiba yaşadığımız bu durum kıyametin ta kendisi. Belki de bu şekilde yavaş yavaş ve acı çeke çeke yok olacağız. Artık tek umudumuz, gerçek bir meteorun gelip bizi bu ıstıraptan kurtarması.